Abi selamlar. Merhabalar canım nasılsın? İyiyim abi çok teşekkür ederim sen nasılsın? Gayet iyiyim. Şimdi özel bir grup var önümde. C grubu. C grubunu konuşacağız. Samsung Galaxy'nin katkılarıyla hazırladığımız grup değerlendirmelerinde. Özel diyorum çünkü aslında uzun süredir şampiyonalarda adından söz ettiren bir İngiltere var grupta. Doğru. Ve bir önceki şampiyonluğunda her anlamda ...gönüllülere taht kuran Danimarka'sı var İlk ikiye baktığımızda. Sırbistan ve Slovenya'da ardından gelecek tabii ki neler olacağını bilmiyoruz ama... ...ilk bası şöyle atmak istiyorum biraz abi. Ee, çok uzun süredir Fransa ve İngiltere hep favori olarak gösteriliyor şampiyonalara başlandığında... ...ama sanki bu turnuvada İngiltere'nin bir tırnak boyu önde olduğunu düşünüyorum ben. Senin fikrin nedir? Şundan dolayı olabilir mi? Mesela öyle sorayım sana. Şu anda İngiltere'de kadroda yeri garanti olan yani ilk 11'de oynaması çok muhtemel olan isimleri düşünelim. John Stones çok iyi bir sezon geçirdi. Kyle Walker çok iyi bir sezon geçirdi. Declan Rice'a de Jude Bellingham'ın kariyer sezonu, Phil Foden'la Cole Palmer'ın da bence kariyer sezonu. Saka çok iyi bir sezon geçirdi. Kane iyi bir sezon geçirdi. gayet. bir şey kazansa onun da kariyer sezonu derim. Yani onun da derdim. kariyer sezonu olabilirdi. Yani böyle baktığında takımdaki yani takımın iskeletinin yüzde yetmişi sekseni diyebileceğimiz bir e, grubunun grubun hem yaş olarak hatta ve hatta bir turnuva sonrası belki daha da tam zamanı olabilecek bir dönem diyebiliriz ama hem yaş olarak hem form olarak çok iyi geldiği bir turnuva. Fransa tarafında Fransa'nın mesela son hazırlık maçını izlediğimde o kadar şey değillerdi. Keskin diyeyim. Ee, onların da kadrosu sonsuz yani sonsuz seçeneğe sahip ve çok iyi bir kadro olmakla beraber bence İngiltere nasıl şu anda daha mı iyi acaba dedirten bu. Ama e, yine de ve yine de ben şey faktörünü hala tehlikeli buluyorum. Southgate faktörünü sıkıntı olarak görüyorum. Tercihleri tartışıldı. Yani tercihleri şöyle tartışıldı. James Madison'la Jack Grealish'i kadro dışı bırakıyorsun. Brent Waite'i kadro dışı bırakıyorsun. Maguire'le ilgili hafif bir sakatlık notunu düşmüşler. Hı hı. Ki Maguire sağlıklı olsa muhtemelen hocanın çok tuttuğu bir isim. Evet. Yani Maguire orada kenar ayırayım ama yani Jack Grealish'in James Madison'ın olmaması bana nasıl söyleyeyim ya hatta ve hatta hadi biraz daha nasıl diyeyim yani Louis Dunk mı Brent mi dersen yani orada bir düşün oturur düşünürüm. Ki bu adamlar sana muhtemelen zaten daha ileriki turlarda lazım olacak insanlar. Personeller. Ee, yani Lewis Duncan ben birebir kaldığı bir Mbappe anı düşünüyorum. Böyle bir canım yanıyor. Ne bileyim e, herhangi büyük turnuva tecrübesi olmayan bir Ebereci Eze'dense atıyorum James Madison ya da Jack Grealish mi bana kritik anlarda oyun çözebilir diye soruyorum. Cevabım Grealish ve Madison oluyor. O yüzden ben çok anlamadım. Yani vardır bir sebebi muhakkak ama hakikaten çok anlamadım. Yani, yani hocanın tercihleri. genel olarak zaten biraz kadro tercihleri çok fazla hoca üstünden ilerliyor. Calvin Phillips de mesela zaman zaman anlamıyordu. Aynen. Grealish çok formda olduğu dönemde tamamen denklem dışı kalması da çok fazla anlaşılamıyordu. Meguiar'ın bu kadar eleştirilirken durmadan oynaması da anlaşılmıyordu. Ee, Bakalım yani bu süreci nasıl yönetecek? Yani Yine şöyle sorayım sana mesela İngiltere atıyorum çıktı gruptan. Ee, geliriz oraya yolları bence açık. Ee, ama... Atıyorum yarı finalde karşına... Fransa ya da bir Almanya geldi atıyorum. Hı hı. Maç 1-1. Ya da 2-1 mağlupsun. Dakika... 70'i geçmişiz. Şimdi kenardan... Jack Grealish mi tercih edersin? Kenardan James Madison'ı mı tercih edersin? hem kariyer hem tecrübe anlamında yoksa Gordon'la Eze'yi mi tercih edersin? Yani Gordon'la Eze sana sıkışık bir maçta ya sonuçta İngiltere'nin rakiplerine karşı kontra hücumu kuvvetli değil daha set hücumunda aslında oynayacağı genel bir turnuva olarak bakabiliriz. Ee, hangisi bana daha faydalı olur dediğimde ben cevabı bulamıyorum. Yani bana çok garip geldi o yüzden. Ya açıkçası hani sen set hücumundan bahsettin hep şu konuşuluyor İngiltere kadrosuyla alakalı. Bu kadro çok daha iyisini oynayabilir. Daha farklı oyun şekilleri oynamalı, oynamalı bu arada. Oynamalı da. Bence de öyle. ben Eze ve Gordon tercihlerini ama yine hocanın kafasında o oyunu oynamama üzerinden biraz okuyorum. Çünkü ikisi de çok iyi skor yaptı sezon boyunca. ikisi de geniş alan oyuncusu. Ben yapabiliyorlar. oyun, oyunculara hiçbir şey söylemiyorum bu arada. Yani iyi sezon geçirmiş iyi oyuncular. Dediğim gibi sorun şu. İngiltere bu turnuvada 7 maç oynayacaksa atıyorum, bu yedi maçın kaçında Gordon ve Eze'nin kendi özelliklerini sahaya yansıtabileceği bir oyun tarzı İngiltere adına sahada olacak, bana çok gelmiyor yani. Yani gruptan sonra ancak bence... Ee, Abi orada İngiltere da şeyi şey... söyleyelim, İngiltere gruptan çıkarsa birinci sırada, evet. İngiltere'nin gruptan birinci sırada çıktığı denklemde İngiltere yarı finale kadar herhangi bir grup birincisiyle oynamıyor. Ben hemen söyleyeyim. İlk turda DEF grubunun üçüncüsüyle oynayacaklar. Olur. Sonrasında A grubu ve B grubunun ikincilerinin kazanacağı maçın devamında yani da yarı finale kadar oynayacaklar. Yarı finale kadar. Bir grup birincisiyle oynamayacağına göre bu takımın yarı finale kadar Gordon ve Ezze zaten teknik olarak alan bulabilecekleri bir yapı yok aslına evet. bakarsan. Yani orada da işte yarı finalde eğer Fransa lider olursa yarı finalde karşılaşır. Fransa olur. ne kadar baskın bir top oynuyor. Yani rakibi sahasına kapatan evet. bir oyun tarzına sahip. O da zaten şüpheli. Ya bilmiyorum herhalde Grealish'in sezonu kötü tamamlamasından dolayı böyle bir tercihe gitti. Ve dediğim gibi bence yani. yine kafasında bir oyun var. Ve o oyuna en iyi cevabı verebilen oyuncuları tercih etmiş gibi gözüküyor Southgate. Peki e, sen bu nereye kadar... Gider düşüncesinde kafanda ne var? Yani grup takımları konuşuruz hı hı. zaten konuşacağız. Yani bakıyorum normal şartlar altında normal şartlar altında İngiltere'nin başına gelebilecek en kötü şey yani ilk maçta Sırbistan'a karşı bir sorun yaşamaları halinde ikinci maç Danimarka maçının baskısı ile beraber yaşayabilecekleri bir sorun dışında hayatın normal yakışında grubu birinci bitirirler gibi geliyor. Gelecek üçüncüyü bir şekilde... ...elerler gibi geliyor. Onun devamında da iki tane grup ikincisinin karşılaşmasından bir rakiple oynayacaklar. Yani bence yolları açık. Ben yarı finali garanti görüyorum. Çok majör bir saçmalık olmadı söyleyecek. Ki zaten hani bu tarz bir şey olduğu noktada ben... ...şampiyonluk dışındaki herhangi bir versiyonda Gary Southgate'in... ...devam edebileceğini düşünmüyorum. <laughs> Çünkü zaten... ...bir önceki turnada penaltılarla finalde kaybetmişsin. 2018 yarı final, uzatmalarda kaybetmişsin. Ee, 2022. 2022 çeyrek finalde Fransa'ya Fransa kaybetmişsin. O maçta Harry Kane penaltı kaçırmış, skor 2-1 iken. Hani of. öyle kaybetmişsin. E zaten hani takımın gittiği yerler... Üç aşağı beş yukarı zaten çeyrek final, yarı final zaten buralar okey yani herkes tarafından. Hı hı. E şimdi bu kadar bold kadro tercihleriyle beraber de... Sen eğer yarı finalde vesaire böyle bir gidersen ya da yani çok şanssız bir final kaybetmediğin sürece ben şampiyonluk dışındaki herhangi bir tercihin geri saat geçtiğin son olacağını düşünüyorum. İngiltere nereye gider sorusunun cevabında da yani yarı finalim var bence. Yarı finalde kim gelir bilmiyorum. Ya Fransalı en muhtemel öyle gözüküyor. En muhtemel Fransa gözüküyor. Ee, onun dışındaki versiyonda da yani oradaki sonuç birazcık artık yazıtura. tura. Ya şöyle bir bakıyorum bu arada hani neden Eze ve Gordon tercihleri yine şöyle bir cevap bulabiliyorum abi. Grupta gol yemiyor Euro 2020'de. Almanya 2-0, Ukrayna 4-0, Danimarka 2-1. Ee, ki biliyorsun Danimarka maçı da uzatmaya gitmişti. Evet. Sonrasında İtalya 1-1. Toplamda 2 gol yiyerek turnuvayı tamamlıyor. Dünya Kupası'na geliyorum. 6-2'lik İran maçında 2 gol yiyor. Hı. Ve Fransa'ya karşı 2 gol yiyor. Ki 6-2'lik İran maçı biliyorsun. Onu Çok hızlı paketle evet. olmuştu. Kopmuştu. Belki o da sıfır golle bitebilirdi. Hani Hoca tamamen yine muhtemelen... Gol yememe üstüne bir plan yapacak. O yüzden de aslında yine bir kumar oynuyor. Yani bu kumar tutmadı bu zamana kadar. Madalya yüzünden. Mesela sence söylüyor. savunma üçlü mü oynayacak dörtlü mü oynayacak? Ee, zannetmiyorum ben yine dörtlüde kalacağını. Dörtlüde düşün. kalacağını düşünüyorsun. Evet. Senin üçün mü var kafanda? Yok bir şey yok. Ama şu anda Stones'un yanına koyacağı stoper mesela kimle başlayacak? Mark Gay ile başlayacak? Yani. Dunk Stone... başlayacak? Kimle başlayacak? Şeyde ki? öyle denedi. Gay diye düşünüyorum ben. Yani. Tamam Gay diyelim. Sol bekte kimle başlayacak? Ya, yani Trippier'i kullandı. Çok uzun <laughs> süre hazırlık maçlarında da kullandı. Trippier, Walker gibi düşünüyorum. Tamam o zaman şöyle diyelim. Trippier, Mark Gay, John Stones, Kyle Walker. Kareleri, Pickford. Evet. Bu beşli sana ne kadar güven veriyor? Ya, yani müthiş bir güven vermiyor kesinlikle. Ben de vermiyor. Personele baktığın zaman. Ama hani... Bu arada buna şey de ekleyeyim. Hemen önlerinde Rice ve Bellingham beraber oynatıp ileriye Palmer, Foden atacaksan ya Bellingham'ı Forret arkası gibi Real pozisyonu gibi oynatmayacaksan birazcık daha. E, ee, Rice'la Bellingham'ı yan yana koyduğunda o ikili de çok sert bir blok değil yani oyun tarzı olarak bakarsan. Rice'ı bir kenara koyuyorum ama Bellingham biraz daha öne gitmek isteyecektir vesaire. Ya Allah, Allah hocaya sabır versin ya öyle diyeyim ben. Yani. Ama bana garip geldi bazı tercihler. Bakalım ya belki trend Trend orta saha evet, gibi kullanması Trent Rice, çok muhtemel. Bellingham'da Rice, yapabilir. Neler yapacağını göreceğiz hocanın. Ama dediğin gibi hocanın sanki son zarı olacak bu evet. turnuva. Danimarka'ya geçelim buradan. Geçelim. Dilersen. Şuradan başlamak istiyorum Danimarka'da. Müthiş bir Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nın beklentisiyle... Gidilen bir, dünya Gidilen bir dünya kupası. Hayal kırıklığı. Kırıklı. Ve şimdi yeniden bir evet. Avrupa Şampiyonası'nda kendini gösterme fırsatı. Aynı gruptalardı biliyorsun elemelerde. ile birlikte. Aynı puanda çıktılar. Aynı, Aynı puanla çıktılar. Bir Tam olarak 7-1-2 ile çıktılar. Ee, nispeten basit bir gruptu. Şöyle bir avantajları olduğunu düşünüyorum. Bir önceki turnuvaya nazaran yani net bir golcü silahıyla geliyorlar. Ama onun haricinde de orada büyümüştü takım biraz. Eriksen'in yaşadığı talihsizlikle birlikte. Ama yine de kadronun kalitesi bir şeyler vaat ediyordu. Höyberg, Eriksen formda gelmişlerdi turnuvaya. Bu sefer aynı kıvamda geldiklerini söylemek güç orta saha açısından. Biraz geriye gidiyorum. Euro 2020'de işte Parken'de Eriksen kriz geçirdiği maçla turnuvaları başladı. O maçta Finlandiya yenildiler ki Eriksen son hazırlık maçında Parken'de 86'da galibiyet golünü attı. <laughs> yani 3 yıl sonra aynı stadda kalp krizi geçirdiği kalbinin durduğu stadda dönüp galibiyet golünü atmış olması da güzel hikaye. Evet. Ee, oradan yürüdüler grup son maçında Rusya'yı yenerek çıktılar. Onun devamında Galler'i sonra çekeye geçip çeyrek yarı finale attılar kendilerini. Çok iyi bir turnuva baktığında. Ki İngiltere maçında da çok iyilerdi. İyiler. Yani, yani böyle baktığında çok güzel bir resim. Devamında Katar'da daha fazla şey beklendi ama işte ilk başta Tunus maçı golsüz. Fransa maçında kötü oynamadılar bu arada. Ya yani ikinci maçı Fransa'ya karşı iyilerdi bence. Ya bence zaten Fransa ilk maçında Lucas Hernandez'i kaybetmesi o Danimarka oradan bir şeyler çıkartabilirdi. Çıkartabilirdi. varlığı çok sıkıntı çıkartabilirdi. Ya. çıkartabilirdi. Yani net bir şekilde çıkartabilirdi ve hani 86'da yediler Mbappe'den orada da Hı. golü. Son maçta da bir Avustralya kazasıyla beraber paket olup döndüler. Bütün hepsine baktığımda Danimarka için senin söylediğin hikayeye geliyorum. Abi çok iyi bir savunma hattı var. Ya isim isim de. Joachim Andersen atıyorum. Kayer, Kristensen işte Roma'da. ne bileyim Andreas Kristensen. İşte Mele vesaire baktığımda işte kaleci iyi. Savunma hattı çok iyi. E, abi orta sahada Højbjerg var. Nørgaard var. İşte ne bileyim Eriksen var. Bunlar bayağı topçu topçu adamlar yani. Bu takımın en büyük sorunu Dünya Kupası'nda da başlarına gelen en büyük sorun olarak da 3 maçta bir gol atmalarının sebebi olarak da gözüken... oyunu... değiştirebilecek, oyunda fark yaratabilecek... bir anda bir tılsım yakabilecek... futbolcu eksikliği yani. Forret hattında... işte senlerle vesairelerle uğraştılar hani... belli bir süre. E şimdi Højlund var. Wind var. Yani o da çok iyi bir sezon geçirdi. Elemelerde 3 gol, üç sistemi ne var galiba? Højlund'un galiba 7 golü var. 7 golü, golü var. Yani... iyi bir hücum hattı var fark yaratan bir isme ihtiyaçları var. Bir iki önceki turnuvada Damskart mesela orada birazcık rol çalmıştı. Şimdi hani Damskart gibi birilerine ihtiyaç duyacaklar. Damskart gene kadroda ama iyi bir sezon geçirmedi. <laughs> e, Skobol sen fena bir sezon geçirmedi ama milli, milli seviyede daha henüz bunu yapmışlığı yok. Baktığımda çok derli toplu, çok oturmuş, çok tecrübeli, turnuva bilen iyi bir takım. Yani en büyük kontajda da bence savunma oynamayı bilen, takım savunmasını bilen, bir iki böyle turnuvalarda en çok işine gelecek şey özellikle grup aşamasında bunu bilen takımlarla oynayan yani gol yememe kısmını halledip sonrasına bakarız kısmını çözebilen bir takımda. Bu sefer elleri daha güçlü ama. Bu sefer diğer tarafta da elleri daha güçlü. Hem savunmaları iyi, hem o fark yaratabilecek adama sahip. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yumurtaları vardı. Dams kartonlardan biriydi. Disco olsa onlardan biriydi. Dünya Kupası'nda o sürpriz yumurtaların ana aktör olması gerekti ve bence Doğru. onun altında biraz ezildiler ve Doğru. orada bir yeni sürpriz yumurta çıkartamadılar. Doğru. Buraya gelirken bence bir sürpriz yumurtaları yok. Ana aktörle geliyorlar. Ve ama, ama ana aktörleri biraz daha fazla. Hem biraz daha fazla ve ana aktör e, iyi bir eleme grubu geçirdi. Yani 7 gol attı Haaland'dan daha fazla gol attı Hölund ve e, mesela ligde de hatırlayacaksın United'da bir türlü istenenin veremiyordu. Sonradan biraz açılır gibi oldu ama turnuvalardaydı. Şampiyonlar Ligi'nde fena işler çıkarmıyordu. Turnuva özelinde enteresan sonuçlar verebilir diye düşünüyorum Rasmus Eulund. Rasm o açıdan bakınca e, herhalde her ne kadar işte Slovenya ile aynı puan toplasalar da turnuva alışkanlığı, takımın birbirini tanıması, savunma hattından bahsettin. Yani Höyberg ile Eriksen aslında 2020'ye geldikleri gibi gelse farklı şeyler hayal ettirebilir bence bu kadroyu. Bence hala farklı şeyler hayal ettirme durumları var bence. Ben bu takımın sürpriz adayı olma vasfını koruduğunu düşünüyorum. Yani Danimarka'nın ben Katar gibi bir turnuva geçireceğini düşünmüyorum. Yani Slovenya ile başlamaları bence orada bir avantaj. Orada kazandıkları takdirde zaten... Bana şöyle bir saçma bir durum var. Ben bu grupta üçüncü olmayı tercih ederim. Ya öyle bir ya bizde de benzer bir şey var ki ikinci A olduğunda Fransa'yı çekiyorsunuz zaten. İkinci yani. olunca Fransa'ya gidiyorsun. Burada da mesela ikinci olduğunda İkinci olmaktansa... Yani burada e, ikinci olduğunda ha. Almanya ihtimalin Almanya var. Almanya ihtimalin var. Onun yerine E grubunun lideriyle eşleşme ihtimali üçüncü olup o ihtimali kovalamak bana daha mantıklı geliyor. Garip ya. Bu işlerde de hani bir şey kovalamak hepsi sonrasında Ya zaten üçüncülüğü kovalamak dört takımlı grupta... Çok becerebileceğim bir şey değil Aynen. yani. Hani o topa gider, gel ya yazarsın buraya ben böyle yapacağım, böyle yapacağım da olmaz yani. Olsun. Ona giriyorsan zaten şampiyon da olursun. <laughs> yani onu <laughs> yapabiliyorsan, evet, onu yapabiliyorsan her şeyi yaparsın her şeyi yaparsın. diye tahmin ediyorum. Ama, ama Kasper Ulman'ın hücum çözümlerine ihtiyaç duyacakları kesin. Yani bu takım bir... <laughs> ee, ya yani bu takımın gol atması lazım abi yani. O çözümü bulması lazım. O çözüm kimden gelecek? Onu bir şekilde çözmeleri gerekiyor yani. Ben o kişiyi söylüyorum Akisar'da gol istiyorum diyen dede gol istiyorum gol derdi hatırlarsın belki. Hatırlamadım. Hatırlayamadığını fark ettim. Evet fark ettim. <laughs> o dede Danimarka'ya yardımcı olacak diyelim. Sırbistan konuşacağız dedin. Evet. Ya Sırbistan'da bir önceki dünya şampiyonasına geldiğinde herkesin şu cümleyi kurduğu bir takımda. Beyler bu takıma dikkat edin. Dikkat bu ilginç şeyler var. Herkesin turnuva tahminlerinde işte Dark Horse. Euro da. 2022 Türkiye neyse 2022 Dünya Kupası Sırbistan oydu Aynı. ve Euro 2022 Türkiye neyse Dünya Kupası da Sırbistan o şekilde veda. Ya bu arada 2018'de gruptan çıkamadı bu takım. Orada da potansiyelli bir takımdı. Gruptan çıkamadılar. 2020'ye zaten gelemediler. 2022'de zaten yok. Yani patladılar yani. zaten yoktu. 2000 diğer hani baktığında da 2022'de de 3 maçta 8 gol yiyip 1 puanla sonuncu oldular. Ve yani çıkılabilecek bir grup. Çok rahat çıkılabilecek bir grup. Yani bu, bu, beklentiye göre evet. rahat çıkılabilecek bir grup Dönüyorum şu andaki durumlarına bakıyorum. Abi G grubunda işte Macaristan, Karadağ, Litvanya, Bulgaristan'ın olduğu gruptan 14 puanla ikinci çıkıyorlar. Macaristan'a iki maçta da yeniliyorlar. Grup sonuncusu Bulgaristan'a iki maçta da beraber kalıyorlar. Ya Bulgaristan zaten 4 puan almış, ikisini Sırbistan'dan almış. Ve ee, grupta son 6 maçta da gol yemişler. Ki bence Sırbistan özelinde konuşmamız gereken Danimarka ile tam tersi bir durum var. Ki zaten bence bir turnuvada başınıza gelecek en kötü şey de bu. Yani size en zorlayabilecek. Savunma tarafları alarm veriyor. Hücumda ne kadar yetenekli ayaklar olsa da. Ee, son 6 maçta grupta, yani şu grupta tekrar sayıyorum. Karadağ, Litvanya, Bulgaristan ve Macaristan'ın olduğu grupta son 6 maçta da gol yemişsin. E, ele, şeyde hazırlık maçında gene gol yemişsin en son. E, şimdi Avusturya 2-1 olmuşsun. Ya yani, bu takım için bilemiyorum yani isim, isim bakayım. Sergei Milinkovic, Savic, Maksimovic, Gudelj, Samarzic, Kostic, Zivkovic, Tadic. Şimdi orta sahaya baktığında bayağı isim bunlar yani her biri. Ya e, ile ileride Vlaovic gibi iki isim. Jovic var. Jovic var. Yoviç var. E sen ama mesela bu üç isimden, saydığın üç tane forretten iki tanesini sahaya atarsan zaten savunman kötü. Ya yani savunmada da Milenkoviç ile Pavloviç sayabilirsin. Hani iyi kötü topçu diyebileceğin. E abi ama kalanında neredeyse hiçbir şey yok. Savunma tarafı aşırı boş ve sen takım savunması bu kadar zayıfken takımının en iyi olduğu alanda atıyorum ben Mitrovic, Vulaoviç atayım ileri. Danimarka gibi atıyorum. Wind, Höhlund gibi düşün bunları. Bunların ikisini beraber sahaya atayım dediğinde daha zayıf olan savunmayı daha da zayıf hale daha daha zayıf hale getiriyorsun. E bunlardan birini kullandığında takımının en iyi personellerinden birini dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsun. Ne yapacaklar bilmiyorum. Bana zor geliyor işlerim. Ya ben şöyle bir ha. pas atacağım sana abi. Oradan da Slovenya'ya geçmek istiyorum. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bu tarz profildeki takımların başarılı olması için bence iki şey var. Ya muadillerini yenmen gerekiyor. Aynen öyle. Ya da sürpriz yaratman gerekiyor. Şimdi Sırbistan sürpriz yaratamadığını gösterdi. Yapamıyorlar. Ee, ele... Onu çiz, oraya at. Evet, elemeye bakıyorsun. Macaristan'la aşağı yukarı aynı yapıda bir takım. Üçlü oynuyorlar. Ee, i̇kisinin de çift forveti var. Hani Macaristan bazen 3-4-3 de oynuyor ama benzer formasyonla sahaya çıkıyorlar. Yani mesela çift forveti var diyorsun. Sence şampiyona Danimarka maçına, İngiltere maçına Slovenya mı? Hadi Slovenya'da. Bu üç takıma, üç takıma karşı sence çift oraya çıkabilecek misin? İşte o bir tercih olacak. O tercihe göre bence Sırbistan'ın e, durumu şekillenecek. Hani sürpriz yapamadın. Kendi muadillerini de inemiyorsun. Macaristan'a mesela... 8 gol yemişsin. Grupta, dünya evet. Akbası'nda 3 maçta. Mesela. Ee, dünya Akbası'ndaki 3 maçta 8 gol yemişsin mesela. Aynen öyle. Ve dediğim gibi abi Macaristan'a iki maçta da yenilmek bir alarm bence. Çünkü ikisinden en birisini Yenmen gerekiyor şu da ki... da bir alarm. Grup sonuncusu. Bulgaristan'a da iki maçta da yenememek de bir alarm bence. E, kesinlikle öyle. Çünkü şu anlamda söylüyorum Macaristan'ı. Sen Macaristan'da iki maçta da yeniliyorsan o zaman Danimarka'yı nasıl yeneceksin? Doğru. Ya da Bulgaristan'a puan kaybediyorsan Slovenya'dan Doğru. nasıl bir sonuçla şimdi çıkacaksın? Şimdi tek tarafı da şu. Mesela Danimarka dediğimiz takımı biraz önce konuştuk. Takım savunması iyi. Şimdi i̇şte Macaristan'da aynısı aşağı ha. yukarı. Yani şimdi sen orada bunu aşamamışsın belli ki yani. Bu turnuvada da en iyi olduğun taraf hücum ama adamların en iyi olduğu taraf savunma. Yani nasıl çarpışacak orada o ikili? Bana Sırbistan her yerde kırılıyor gibi geliyor mesela. Bütün turnuvanın tek tek maç maç bakıyorum. Ya birey birey bakınca çok yetenekler, oyunun karakterini değiştirebilecek çok oyuncuya sahipler. Mesela Danimarka'ya göre artıları bu. Hani çok fazla yetenekli ayakları var. Oyun çözebilecek, skor çöz üretebilecek. Bir yandan bir kıvılcımdan bir yangın çıkarabilecek çok fazla adam var sahada. Ama çok kolay gol yiyorsun. Yani kırılgansın diğer taraftan da bilmiyorum. Yani bana son iki te son iki büyük turnuva tecrübesi 2018'den bu yana alıyorum. Beklentiyle gel 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 duvara çarp gel duvara çarp. E sonuçların yani nedenleri de üç aşağı beş yukarı belli. Kırılganlık, savunma eksikliği gibi, gibi. bunların hepsi arka arkaya yazdığında bana 2024'te abi bu iş çözerek gelmişlerdir buraya denecek en ufak bir ihtimal yok. Burada. Evet. Yani en 5 kişilik takımlı eleme gruplarında en çok gol yiyen iki takımdan biri İtalya diğeri ama orada da yani hem Mancini ile kötü başlamışlardı hem İngiltere vardı. Bu bu kadar çok gol yenecek bir grup değil. Değil yani, abi öyle. yani bak sayalım grubu tekrardan sayıyorum. Karadağ, Litvanya, Bulgaristan, Macaristan'a evet. aç. Yani, yani bu, grup, bu, bu buradan yemezsin. Şurada e, karşında Uğur Ozan Sulak olsaydı iyi bir grup derdim. Yani basketbol dünya <laughs> basket, basketbol. Yani Euro basketi konusu Gerçekten sıkı bir grup derdim Aynen. ama e, pek aynısını söyleyemeyeceğim burada. Ya bu arada mesela yani Forret attı. Abi Mitrovic elemelerde 5 gol atmış. Suudi Arabistan'da şahane bir sezon geçirdi. Tadić 14 gol 15 asistlik sezonu var Fenerbahçe'de bu sene. Vlaovic 60 15 16 tane gol ligde. Yani ilerisi iyi. İleridekiler iyi yani. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama bir kere abi 16 Haziran başlangıç maçını İngiltere. Evet. Yani İngiltere'den tokadı yersen, hani ilk maçta, ya şimdi nasıl Yani olacak? İngiltere eğer kazanırsa Slovenya maçına kalıyor ve Slovenya konuşmak istediğim takımlardan birisi. Benim de konuşmak istediğim takımlardan birisi. Şöyle bir şey söyleyeceğim Slovenya ile alakalı. Gençleri konuştuğumuzda söylemiştim Şeşko özelinde. Bir önceki turnuvada Çekya çok fizikli bir takımdı ve Patrick Šik'in yarattığı mucizelerle ve fiziğiyle birlikte kendini üst tura çıkarmıştı. Hollanda'yı orada elemişti ve görece nispeten yani Danimarka'nın sürprizi çok büyük olduğu için pek konuşulmadı ama gayet iyi bir turnuva geçilmişti. Ve sonra birbirleriyle çarpıştılar zaten. Ee, aynen öyle. Ben Şeşko'nun benzer bir şik etkisi yaratarak turnuvada Slovenya'nın adından söz ettireceğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Ve gayet katılırım. Gayet katılırım. Zaten şu anda Şeşko'nun kırılma yılı gibi bir yerdeyiz. Hani hem transferi konuşuluyor işte Arsenal'e transferi konuşuluyor. Chelsea'ye ya da işte başka işte İtalya'da istenenler olduğu söyleniyor. ya ee, yani Şeşko projesi diyeyim. Son işte 3-4 yıllık Şeşko projesinin e, meyve vereceği dönem burası. Hem hı hı. kulüp tarafında hem ilk katıldığı büyük turnuva. Yani bir fuar Şeşko için. Evet. Turnuva. Şeşko için çok güzel bir fuar. Dediğin fuar çok doğru bir örnek oldu. Yani çıkıp görücüye çıkıyor yani şu anda Şeşko. <laughs> Aynen. Ee, ve ben gayet gayet iyi bir turnuva bekliyorum. Ee, hatta ve hatta baştan söyleyeyim hani söyleyeceğimi. Ben Sırbistan'ın üzerinde bitireceklerini düşünüyorum grubu. Danimarka'nın durumuna göre bilmiyorum. Hani bir sürpriz ihtimali olduğunu düşünüyorum ben Slovenya'nın. Eee... Danimarka ile aynı puanda çıktılar şeyden e, gruptan. E, aynı gruptan beraber çıktılar ama mesela Averaj'da orada ikinci oldular. Finlandiya ve Danimarka'ya deplasmanla yenildiler. Evlerinde Danimarka ile beraber kaldılar. Grubun 20 golle en çok gol atan 9 golle en az gol yiyen takım oldular. Mesela böyle baktığında hani o açıdan da dengeli bir yapıları var. Bu arada hazırlık maçında Ermenistan'ın da 2-1 yeniliklerini ekleyelim ki galibiyet golünü atan İliçic yıllar sonra milli formayla golle buluştu. Ya Atalanta döneminde biliyorsun depresyon sebepli olarak bayağı bir dağılmış ki editlere falan da konu oldu. Yani o noktadan sonra buraya gelmesi ki bayağı fit gördüm ben İliç'i. Onun da çok ekstra bir silah olma ihtimalinin olduğunu da söyleyelim. Abi kalecileri dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Yani bir turnuvada hani o çoğaya kadar gideyim hadi. Hani oraya kadar gideyim. İyi bir kalecinin seni nereye getirebileceği veya 5-6 maçlık performansını seni nereye taşıyabileceği malum. Ee, abi kale iyi, forvet iyi. Çok düz mantık konuşuyorum. Atan ve tutan iyi olacak ezberi ki bazı ezberler ezber olmasında bir sebebi var. Gayet bir sebeptir. Ben Slovenya'nın sakat bir takım olduğunu düşünüyorum ya oynamak için. Ya ben her zaman şuna bakarım. Bir takım 4-4-2 oynuyorsa bir yutkunurum. Yani can sıkar <laughs> çünkü 4-4-2 oynayan takım. Ve 4-4-2 oynayan takımın atanıyla dusan iyisi, çıkar. da sanıyorsa iyice can sıkar. Atletico Madrid çok klas santriforlar çıkarttılar dünyanın futbolundan ve Doğru. çok iyi karilciler çıkarttı. Eyaletinden, kurtuasına, Oblak'a, Diego Costa, Forlan. Bu takım Listrymiz 26 tabii. Mart'ta hazırlık maçında Portekiz'e yendi 2-0. Ee, evet. Yani öyle. sakat bir takım olduğunu buradan e Şöyle bir şey redim. söyleyeyim sana. Martinez'in üçlü oynamasam mı acaba dediği maç olabilir o turnuva içerisinde. Ee, o nedenle kadro kalitesi kesinlikle gruptaki en zayıf kadro kalitesi. Ya Şöyle söyleyeyim. Oblak, dan sonra geldiğimiz ikinci bir alt basamakta da Sporar falan var. Evet. Balkovec var. Hani evet. öyle bir öyle bir basamaktayız. Kesin. Trambolin basamak. gibi yani. Çok yüksek zıplıyorsun sonra evet. tak aşağı düşüyorsun. Yani içeride gerçekten çok iyi böyle şey gibi düşün yani işte değil gitmişin Oyuna gitmişsin. inanılmaz iyi bir silah, iki tane silah var ama kalanlar işte ne bileyim hani sustalı falan. Hani öyle bir yerdeyiz ama sakar, yani takım olarak iyiler. Hı hı. Yani Onların zayıflığını çok belli etmeyecek kadar iyiler bence. Evet yani e, Şeşko'ya kesinlikle çok büyük bir iş düşüyor. Ama bana da biraz sürpriz yaratabilirler gibi geliyor diyeyim ve senden grup değerlendirmeni sıralamanı rica edeyim. Son bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. E, ee, Slovenya ile alakalı bence en büyük problem şu olacak. İngiltere maçı için konuşmuyorum. İngiltere maçı için, ya ben gol yedikleri bir maçı kolay kolay çevirebileceklerini düşünmüyorum. Çevirmek anlamında söylüyorum. O yüzden İngiltere'den de yiyeceklerini düşünüyorum. İngiltere maçında çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Ama Danimarka'dan ve Sırbistan'dan gol yemeyebilirler. Bunu başarabilecek durumları var. Bunu yaptıkları takdirde de... ...gruptan bir şekilde kendilerini atarlar ki... ...Danimarka'da konuş üçüncü olmak aslında daha iyi dediğimiz yol. Yanlışlıkla kendilerini garip bir yolun içerisinde bulabilirler. Yani üçüncü olup çıkıp karşı gruptan işte... ...Romanya, Ukrayna, Belçika'nın olduğu gruptan... Gelen birinci, abi baktın yanlışlıkla bir Slovenya çeyrek finali falan. Hı hı. Oralara gidebilecek bir dünya var onlar için. O dünyanın peşinde olacaklar. Bakalım ne olacak. Değil mi? Bakalım. O evet. zaman şimdi, yani bu grupta İngiltere'yi ben bire yazarım. Öyle gözüküyor şu anda. Bir, böyle bir, bir çizmiş olayım. Bold bir tahmin oldu. Bold bir tahmin oldu. <laughs> ee, Danimarka'ya iki diyeceğim. Slovenya'ya üç diyeceğim. Sırbistan'da dördüncülüğü atıyorum ama Slovenya'nın yanına bir tane de yıldız koyuyorum. Bu yıldızı koyma sebebim kendilerine olan beklentim. Her turnuvaya benzer beklentilerle girdiğim çok takım oldu bugüne kadar. Bunların çoğunda da patladık. Ama ben hani bir yerden patlayacak, Bu, bu takip edeceğim, bu tarz beklentiyle takip edeceğim. işte bir Ukrayna var. Hani mevcut grupları sebebiyle onların bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bir de yanlışlıkla bir Slovenya mucizeleri, bir Benjamin Şeşko, işte ne bileyim Arsenal adının geçmesi, yeni topçumuzun, müstakbel topçumuzun e, performansının takip gibi gerekçelerle beraber Slovenya'yı üçüncülükle bir üstüne uğurladığım bir dünya bekliyorum. Ben de Samuel Beck'tan bir alıntıyla hep denedin, hep yenildin, <laughs> olsun, yine dene, yine yenil, daha, daha iyi yenil. Yenil diyorum ve... Bunu Sırbistan için mi söylüyorsun? Hayır. Yine yenil. Slovenya'da Hayır. tahminler yaptım. da Allah'ım da söylüyorum ama Sırbistan'a da olabilir. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Samsung Galaxy'nin sunduğu grup değerlendirmelerinde İngiltere, Slovenya, Danimarka ve Sırbistan'ın olduğu grubu konuştuk. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.